Burada şunun net bir şey... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni reform paketini açıkladı. Bireysel emeklilik sisteminin yeniden yapılandırılacağını ve kıdem tazminatı fonuyla entegrasyonunun sağlanacağını belirten Albayrak, Ulusal Kredi Derecelendirme Şirketi'nin bu yıl içinde kurulacağını bildirdi. Albayrak konuşmasına, ekonomide atılması gereken adımlar nasıl olacak, bugün birçok farklı önermeler olduğunu görüyoruz. Biz bu paketle ekonominin karşılaştığı temel sorunlara çözüm sağlayacağını düşündüğümüz adımların ilk aşamasını ele aldık diye başladı. Ve şimdi Türkiye'nin önünde yaklaşık 4,5 yıllık seçimsiz bir dönem vardır. Türkiye'nin gündemi ekonomide reformdur. Ve büyük güçlü Türkiye idealine kavuşmak için ekonomide gerekli yapısal dönüşümleri hayata geçirmektir. İşte bugün başlatacağımız bu süreç yalnızca bir paketin hayata geçirilmesinden ibaret olmayacak. Bugün sadece 2019 yılında tamamlayacağımız bir dizi reformu sizlerle paylaşacağız. Reform alanlarımızın başında finansal sektör geliyor. Finansal sektör altındaki ilk alanımız da malumunuz bankacılık sektörü olacak. Yeni ekonomi programımızda bankacılık sektörümüzün güçlü yapısını sürdürmesini ve reel sektörümüzü finanse etmeye devam etmesini temin etmek bu programın en önemli önceliklerinden bir tanesidir demiştik. Ve geldiğimiz noktada bankacılık sektörümüzün kredi hacmi tahsili geçmiş alacaklar hariç 2 trilyon 513 milyar TL'dir. Geri ödemelerinde sorun beklenmeyen birinci gruptaki kredilerin toplam krediler içindeki oranı %89 seviyesindedir. İkinci gruptaki yakın izlemedeki kredilerin payı ise 276 milyar TL, yani toplam oranın içerisindeki payı %11 seviyesindedir. Ve bu rakamında 107 milyar TL'lik kısmı bugüne kadar yapılandırıldı. Üçüncü grup, yani tahsili gecikmiş ya da takip hesabında izlenen alacakların miktarı Mart sonu itibariyle, 2019 sonu itibariyle 106 milyar TL'dir. Ve bu tahsili gecikmiş alacakların kredileri oranı %4,3.